Arkadaşlar merhaba, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Polonya'nın en güncel eğitim ve yaşamla ilgili haberlerini bulabileceğiniz, içerik bulabileceğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Polonya'da popüler meslek ve en çok kazandıran meslek gruplarını, popüler bölümleri, üniversitelerin popüler bölümlerini konuşacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu an Türkiye'de üniversite sınavları açıklandı. Tercihler devam ediyor. Buradan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Umarım sizin için en iyisi olur. Bugün bununla alakalı üniversite sınavı ve kendi sürecimi de eğer merak ederseniz anlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu üniversite sınavları sonucundan sonra bazı arkadaşlarımız Polonya'da kariyer düşünmeye başladı. Ya da bazıları şu an 11. sınıfta Polonya'da neler yapabiliriz, hangi bölümler popüler, en çok parayı hangi bölümler kazandırıyor bunları merak ediyor. Ben de bugün tam olarak bu soruları sizinle birlikte sizin için bu kanaldan cevaplıyor olacağım. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dediğim gibi arkadaşlar öncelikle popüler bölümlerden konuşalım ve popüler bölümler zaten tıpkı Türkiye'de olduğu gibi arkadaşlar popüler bölümlerde en çok parayı popüler bölümler getiriyor. Öncelikle arkadaşlar Polonya'da en büyük açık olan ve en popüler bölümlerden bir tanesi tahmin edersiniz ki IT arkadaşlar. Bunun tabi dalları olabilir, bu bilgisayar mühendisliği olabilir, IT alanında farklı bölümler olabilir, data science olabilir. Bunlar şu an diğer ülkelerde olduğu gibi bu alanlarda açık var arkadaşlar. O yüzden de size tavsiyem, eğer bilgisayar mühendisliği gibi sayısal alanda bir şey düşünüyorsanız spesifik bölümlere tercih etmeniz daha doğru olur. Onunla da alakalı şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar bizim üniversitelerde bütün bölümler vardır. Bir üniversitede bütün bölümleri bulabilirsiniz. Ama bu bölümler çok geneldir. Ama Polonya'da böyle değil. Polonya'da sadece bilgisayar mühendisliği ile alakalı bölümler var. Mesela Japon Akademi sadece bilgisayar mühendisliği ile alakalı var. Ya da Warsaw Management Üniversitesi. Yine aynı şekilde sosyal bilimler okuyorsanız mesela Lazarski'nin sadece sosyal bilimler alanında okulları vardır. Ya da Collegium Civitas'ın sadece sosyal bilimler alanında okulları vardır. Bu yüzden okullar kendi alanlarını uzmanlaştığı için çok iyi kalitede eğitim verirler arkadaşlar. Bu yüzden de size tavsiyem okulu araştırırken ona da dikkat edin. Yani hangi alanda istiyorsanız onu o bölüme uzmanlaşan okulları ve bölümleri tercih edin. Ki zaten bu bölümler mesela teknoloji üniversiteleri nerede bilgisayar mühendisliği ile ilgili bilgisayar mühendisliği bölümü istiyorsanız nerede bulacaksınız? Bu teknoloji, Varşova Teknoloji'de ya da Wrocław Teknoloji'de bununla alakalı bölüm bulabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla IT'ciler çalışmaya 4000 zloty'den başlıyor. Şu an tanıdığım IT Project Manager'ları var. Yine çok popüler bir bölüm. Şu anda kazandıkları paralar 12.000 zlotinin üzerinde arkadaşlar. Tabii ki pozisyonlara ve şirketlere göre değişir. Ama Polonya'nın avantajı şu. Polonya'da işçi ucuz olduğu için, ucuz işçi gücünden dolayı bütün büyük firmalar, Google ya da bildiğimiz daha bir sürü marka şu an hatırlayamıyorum. Hepsinin arkadaşlar Avrupa'da yeri burada. Neden yeri burada onu da söyleyeyim. Çünkü bir ucuz işçi gücü, iki arkadaşlar vergiler. Polonya'da şirket açanlar, yabancılar daha az vergi ödüyor kendi ülkelerine göre. O yüzden de insanlar burada şirket açıyor arkadaşlar. O yüzden de bu IT alanlarla alakalı büyük şirketler var, devler var. O yüzden de eğer böyle bir bölüm okursanız onlara yerleşmeniz çok çok olası. Bu bölüm kesinlikle düşünebilirsiniz. Diğer bölüm arkadaşlar daha çok sözel düşünenler için diğer tavsiye edeceğimiz ve popüler olan bölümlerden bir tanesi ekonomi. Ekonomi deyince bizim Türkiye'deki bir ekonomik değil. Yani Türkiye'deki gibi bölümler genel değil Polonya'da arkadaşlar, özel. O yüzden de mesela taksla alakalı, muhasebe ile alakalı, vergilerle alakalı bölümler çok popüler ve eğer şayet ki bu bölümlerden mezun olursanız araştırdığım kadarıyla yine 3500 zlotydan çalışmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok fazla şirket var, çok fazla şirket buraya yatırım yapıyor. Bu yüzden de bu taks ofisi, işte muhasebecilik, bunların önleri çok açık arkadaşlar. Ki zaten dünyada ekonominin bitmesi gibi bir paranın, para hırslarının sona gelmesi gibi
bir şey olmadığı için arkadaşlar bu bölümde yine gönül rahatla tercih edebilirsiniz. Çok iyi okullar var ekonomiyle alakalı. Kozminski'ye bakın tavsiyem. Özel üniversitelerden bir tanesi ama Türkiye'nin Bilkent'i gibi olan bir okul. Yine Lazarski çok iyi bir okul. Yine Varşova Üniversitesi'nin ekonomi bölümlerinde mezun olmanız size çok büyük bir prestij getirir arkadaşlar. O yüzden eğer bölüm istiyorsanız buna da yönlendirmenizi tavsiye ederim. Diğer bir arkadaşlar kazandıran şeylerden bir tanesi, bölümlerden bir tanesi de dijital pazarlama. Biliyorsunuz arkadaşlar dijital pazarlama çok yeni bir bölüm. Ama biliyorsunuz pazarlamanın önü her zaman çok açık arkadaşlar. Yani ben bir şirketim. Ben bir ürün üretiyorsam bunun pazarlama ihtiyacım var. Öyle ya da böyle lamıcım yok. O yüzden de bu bölümün de yine sunumunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Yine popüler mesleklerden bir tanesi mezunları da 3000 zloty'den başlıyor arkadaşlar. Bunu hemen söyleyeyim. Yine tabii sadece bunlar popüler bölümler. Yani eğitim olarak bunu söyledik. Ama bunun dışında eğer bir diliniz varsa bu yapı inşaatla alakalı bilgiler, teknik bilgiler de çok kazandırıyor arkadaşlar. Çünkü her yerde olduğu gibi mesela UK'deki çalışanları buradan götürüyorlar inşaatla alakalı, işte elektrik teknisyeniyle alakalı. Çünkü UK'de insan yok ya da Almanya'da. Teknik işleri bilen insanların da çok çok büyük bir şansı var Polonya'da ama tek sorun dil. Arkadaşlar dili her türlü halletmeniz lazım. Yani ben burada lehçeden bahsetmiyorum. Yani özellikle bu söylediğim bölümler için arkadaşlar İngilizce bilmeniz yeterli. İşte bu IT için olabilir, ekonomi için. Ama eğer bir teknik iş yapıyorsanız yani bölümün artık ustalık öyle denir değil mi? Ustalık. Ustalık bölümündeyseniz tabii ki lehçe bilmeniz çok önemli. O yüzden de size tavsiyem yani bir kariyer düşünürken arkadaşlar bu popüler bölümlerin dışında başka şekilde de kendinizi geliştirmeye bakın. Yani olay sadece hani eğitim, okey eğitim alabilirsiniz. Eğitim hepimizin çok önemli. Ama eğer dediğim gibi okumak için bir efor sarf etmek istemiyorsanız da para kazandıran mesleklere yönelmek çok mantıklı. Bu teknik bilgiler gerektiren mesela işte araba yapımıyla alakalı. Hiç Polonya arkadaşlar inanılmaz kötü. Yani burada arabama bir şey olacak diye çok korkuyorum. Çünkü çok ufak bir şey ki bazen babamı arıyorum. Babam anlatıyor işte onun şusu böyledir, bunun bu böyledir. Buradaki teknik adamdan daha çok biliyor babam. Buradaki teknikte bir kere götürseniz çok ufak bir şeyden dolayı bile çok ciddi paralar bayıyorsunuz hakikaten. O yüzden de yine bu araba işte kaporta bilen, makine bilen arkadaşlarımız burada da çok çok değerli arkadaşlar. O yüzden de yine o arkadaşlarımızın iyi bir iş kapasitesi, iş oranı burada olabilir. Yeter ki lehçeyi bilin. Lehçe önemli arkadaşlar. Tabii ki İngilizce bilseniz de yine bir araba dükkanı, işte kaporta yapan, bakım yapan bir dükkan açabilirsiniz ama kısıtlı olur. Neden daha büyük denizler olmasın diye düşünüyorum. O yüzden de iş dönüp dolaşıp hep dile geliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu teknik bilgileri biliyorsanız da önce bir sene gelin, hazırlık alın, dilinizi öğrenin. Ardından yine iş olarak bakabilirsiniz. İş aramaya devam edebilirsiniz. Yine bunu en çok sorulan sorulardan bir tanesi meslek gruplarıyla alakalı olarak. Bu meslek grupları, popüler meslek grupları söyledim arkadaşlar. IT alanında bilgisayar mühendisleri, tabii tıpçılar belli bir oranda, tıp, hemşirelik, diyetisyenlik. Bunlar her zaman her yerde biliyorsunuz ki popüler meslekler. Onları zaten söylemiyorum size. Burada Varşova Üniversitesi'nde tıp fakültesinde mezun olmak tabii çok büyük, çok çok büyük bir olay. İnanılmaz bir başarı olur. O yüzden tıp düşünüyorsanız o da muhteşem bir seçenek. Yani maddi açıdan size çok büyük şey getirebilir. Onları zaten söylemedim. Daha böyle popüler olan bölümlerden bahsediyorum. Yine arkadaşlar işletme. İşletme biliyorsunuz ki Türkiye'de böyle çok fazla işletme fakültesi olduğu için çok önemsenmez ama Avrupa'da öyle değil arkadaşlar. İnanın bana şirket sahiplerinin çocukları iş yapan çocukların hepsini işletme okuduğunu görürsünüz. Çünkü işletme çok ayrı bir olay arkadaşlar. Çünkü biz işletmede yani Türkiye'de inanın ben de işletme fakültesi mezunuyum ama yani bizim işletme fakültesinde alınan ders anlayışıyla Avrupa'daki işletme fakültesinde aldığınız ders anlayışı çok farklı. O yüzden buradaki çocuklar işletme fakültesinde marketing öğreniyor, branding öğreniyor, bir iş nasıl kurulur bunu öğreniyor. Bunlar çok değerli şeyler. Yani bir London Business School değil belki ama hakikaten hani böyle bir girişimci gücünüz varsa, girişimci bir yapınız varsa tıpkı benim gibi işletme fakülteleri de sizin için iyi bir seçenek olabilir. Türkiye'deki algıyla buradaki algıyı aynı tutmayın arkadaşlar. Farklı. Bana diyor ki arkadaşlar işte Türkiye'deki işletme fakültesi de bu Polonya'nın ne farkı var? Sonuçta Polonya'da da mezun olduğumda bir iş kalıbım olmayacak. Aynı değil. Yani buradaki işletme olarak yani bir şirkette yapabileceğiniz kategoriyle Türkiye'deki aynı değil arkadaşlar. Burada zaten siz
mezun olduğunuzda belli bir eğitime ve donanıma, bilgiye sahip oluyorsunuz. O yüzden iş bulmak inanın bana kolay oluyor. Türkiye'deki gibi değil. Bunun yanı sıra arkadaşlar video kapatmadan önce birkaç soru cevaplayayım. En çok bana gelenlerden bir tanesi. Sadece İngilizce ile iş bulabilir miyiz diye soruyorsunuz. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük şirketler var. Diyorum size yani benim de Polonya'da aslında kalmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çok fazla international şirket var. Dolayısıyla iş bulmak çok kolay. Oturum almak çok kolay. İnsanlar zaten bu yüzden tercih ediyor genelde Polonya'yı. Siz de onlardan biri olabilirsiniz arkadaşlar. Hala herkese yer var Polonya'da. Videomu kapatmadan önce sizden bir ricada bulunayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanal gerçekten kısa zamanda sizle ulaştığım, ulaşmaktan çok mutluluğum bir platform oldu benim için. Bana enerji veren, beni çok mutlu eden bir platform. Daha da büyümesini istiyorum. O yüzden de eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarla lütfen destekleyin. Ve abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve beni mutlu edin arkadaşlar. Ki zaten birçoğunuzla da Polonya'ya geldiğinizde görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sizi de bekliyorum. Siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.